Türkiye'nin jet eğitim ve hafif taarruz uçağı, Hürjet için seri üretim kararı alındı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi, TUSAŞ, Ağustos 2017'de öz kaynaklarıyla Hürjet projesine başladı. Gelinen noktada prototip uçaklar için üretim tüm hızıyla sürüyor. Proje takvime uygun devam ederken Savunma Sanayi İcra Komitesi, Hürjet ile ilgili önemli bir karar aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konular görüşüldü. Bu kapsamda 2023 yılında ilk uçuşu planlanan Hürjet için ilk etap seri üretim kararı alındı. Hürjet'in detay parçalarının üretimine 2021 yılının başında başlandı. TUSAŞ prototip uçakları oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hürjet için 4400 civarında detay parça üretilecek. Parçaların %80'i yan sanayi, %20'si TUSAŞ'ta üretilecek. Gelecek yıl yapılacak ilk uçuşun ardından sertifikasyon çalışmalarına başlanacak ve Hürjet 2025-2026 yıllarında kullanıma sunulacak. TUSAŞ, Hürjet ile 2025-2030'lu yıllarda ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç duyulan jet eğitim uçağı ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Bu kapsamda Malezya'daki 18 uçaklık ihaleye de teklif verildi. Uçağın, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabilmesine yönelik çalışmalar da yürütülüyor. 14 metre uzunlukta, 4 metre yükseklikte ve 9,5 metre kanat uzunluğunda olacak tek motorlu Hürjet, 1,3 Mach hıza ulaşacak, 45 bin feet seviyesinde uçuş gerçekleştirebilecek. Uçak, 3'er adet kanat altında ve 1 adet gövde altında olmak üzere 7 istasyonunda mühimmat ve farklı faydalı yükler taşıyabilecek.